Evde dayak görmedim. Kendi evimde kendi odama zorla hapsedilmedim. Sözlerimizi kusmadan alınmadım. Ben hiç öldürülmedim. Şiddet 15'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen kadına yönelik şiddetle mücadelenin bugün tam 5 yıl önce hepimizin yüreğini dağlayan bir cinayetin kurbanı genç evladımızı anmak için buradayız. Daha 19 yaşındayken yaşamdan, hayallerinden, geleceğinden koparılan Özgecan Aslan acımasızca katledildiğinde hepimizin canından can gitti. Özgecan'ımızın katledildiği 2015 yılından bugüne kadar her geçen yılda kadın cinayetleri ne yazık ki biraz daha fazlalaşmış. 2015 yılından bugüne kadar 5 yılda tam 1769 Özgecan'ın daha sevgili dehşeti, koca şiddetiyle, ağabey işkencesiyle kendini bilmezlerin canı istedi diye sebepsizce yaşamdan koparılmasına ne yazık ki tanık olmuşuz. Kadına yönelik şiddet Türkiye'nin en büyük sorunlarından biridir. Türkiye'de kadınlarımızın, yavrularımızın kılına dahi zarar gelmemesi ve bu utançların, bu hüzünlerin bir daha yaşanmaması için hep birlikte mücadelemize devam etmemiz lazım. Artık Türkiye'de kadın cinayetlerinin son bulmasını istiyoruz. Buca Belediyesi olarak gücüne kadınlara karşı kullananlara karşı demek için kalıcı çözümler bulmasına yönelik çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Özgecan Aslan Kadın Danışma Merkezimizde kadına yönelik şiddet, cinsiyete dayalı ayrımcılık ve toplumsal cinsiyet eşitsizliği konularında sosyolojik farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Şimdi bu desteğe sadece burada değil, Buca'daki sentreplerimizde de vererek kadın danışmasını büyütmek istiyoruz. Kadınlarımızın hiçbir ayrımcılığa maruz bırakılmadığı, eşit ve insanca yaşam şartlarına kavuştuğu günlere ulaşana dek çalışmalarımızı tüm kararlarımıza sürdüreceğiz. Çünkü kadın cinayetlerine dur demek her şeyden önce bir insanlık görevidir. Sözlerimi bu duygu ve düşünceler ve dileklerle sonlandırırken tekrar 5 yıl önce bizden koparılan güzel evladımız Özgecan Aslan'ı rahmetle anıyor, kadın cinayetlerini lanetliyorum. Dünyada kadın cinayetleri oranına baktığımızda en yüksek oranlardan biri maalesef Türkiye'de. Özgecan, Türkiye tek yürek Özgecan diyor. Kimi feryat ediyor, kimi ağlıyor. Zulüme, şiddete artık dur diyor. Zalimler acımadılar, kıydılar sana. Elleri kırılsın, Allah'ımdan bulsun. Dayanamam Özgecan, yavrum acına. Güldün yavrum, küçüktü yaşın. Zalimler acımadılar, kıydılar sana. Elleri kırılsın, Allah'ımdan bulsun. Yürek oldu, hep beraber senin acını çekiyoruz. Senin için ağladık, gözyaşı döktük. İçimizin içinde, onlar burada, içimizde, kalbimizde ve onların isimleriyle bu onurlu mücadele. Emine Bulut. Burada. Ceren Damar. Burada. Tuğçe Baran. Burada. Özgecan Aslan. Burada. Özgecan Aslan. Burada. Özgecan. Sahip olacağımızı düşünüyorum. Her zaman öldürmek
ya da yaralamak olarak algılanıyor ama ekonomik olarak şiddet uygulamak, psikolojik olarak şiddet uygulamak, bunların hepsi bu şiddet sarmalının içerisinde. Şöyle örnek verecek olursak, çalışan kadının maaşının verilmemesi ya da bir kadın ev kadınının kocasından para isteyip para alamaması, onu bu şekilde cezalandırılması ya da ikinci, üçüncü eş olarak dayatılma, bunların hepsi kadına şiddet olarak söylüyoruz. O zaman sırf bu Ocak ayı içerisinde 27 tane kadın cinayeti işlenmiş durumda. Bu kadın cinayetlerinin çoğu, genel itibariyle tablo belki net gözükmeyebilir ama kadınların koruma kararlarının bir kısmı var. Yani gazetelerde de duyuyorsunuzdur. Koruma kararı çıkarılıyor ama bu koruma kararları kadınları korumuyor. Peki toplumsal cinsiyet ve kadın algısına baktığımız zaman bu çok boyutlu bir kavram. Hepimiz çocuklarımıza masallar okuyoruz.